Uzun ömürden söz etmişken günümüz dünyasında bu kan yenilemekten söz ediliyor. Gençleşebilmek için cenin yiyenlerden söz ediliyor. Bebek eti yiyenlerden söz ediliyor. Bu neyin nesi hocam? Şimdi kan yenilemek en eski yani teknik. Yani bugün genç bir çocuğun kanını alırsanız yaralarınız daha hızlı iyileşir. Çünkü genç bir çocuğun kanında daha çok büyüme faktörü var. Yani çünkü genç çocuğu biliyorsunuz. Mesela senin de bebeğin var. Şimdi bebeği sünnet ettir mesela. 3 günde kapanır hemen. Yaralar çok hızlı iyileşir. Şimdi sen bir yerini kes en az 8-10 günde iyileşir. O zaman bebeğin kanını alırsana verirsek senin bütün yaralar daha hızlı iyileşir. Bu doğru yani, bu yapılıyor. Yani siz genç çocukların kanını naklederseniz yaralarınız daha hızlı iyileşir. Doğrudur. Bu gençlik verir. Yüzünüz gerginleşir. Çünkü bunun sebebi çocuğun kanındaki büyüme faktörleridir. Bunun en basiti growth hormonu, yani büyüme hormonudur. Hatta şeyde Hollywood'da birçok ünlü kendine growth hormon, yani büyüme hormonu yaptırır. Yüzü genç gözüksün diye. Hatta Brad Pitt yıllarca growth hormon yaptırdı. Onu size söyleyebilirim. Ama growth hormonu dışarıdan çok kullanırsanız kansere sebep olur. Çünkü sizin yüzünüzü iyileştirdiği gibi hücreleri çoğalttığı için vücudunuzdaki bir kanseri de alevlendirir. Ama bunu ünlüler yaptırıyor. Ama dediğin doğru Ali abi. Yani kan nakli bu işin en kolay yolu. Burada şöyle bir karışıklık var galiba. Bebeklerin kanını almak demek bebekleri öldürmek anlamına gelmiyor, değil mi? Hayır, Yani adam bu kan. yanlış anlaşılmayı ortadan Hayır. kaldırmak gerekiyor. Hayır, aynen öyle. Şimdi mesela sizin vücudunuzda ne kadar kan var? 5 litre. Yani şöyle söyleyebiliriz. Siz atıyorum 80 kilo, 70 kilosunuz. Neredeyse %7 kan var vücutta. Onu çocukta da öyle mesela. Çocukta da 10 kiloysa onda da 1 litre kan var. Yani herkesin kendine göre. Sizden ne kadar kan alınabilir bugün bir erişkinden? 500 mililitre alabiliriz. Yani ama şöyle cihazlar var, duymuşsunuzdur. Plazma ferez cihazları var. Sizin kanınızı alıyor. Eritrositleri size tekrar geri veriyor. Plazmayı alıyor. Sadece sıvı kısmı alıyor. Yani şekilsiz, kırmızı olmayan su kısmı alıyor. O değerli zaten. O plazma ferez cihazlarıyla çok daha fazla miktarda sıvı alabilirsiniz, kan alabilirsiniz vücuttan. Yani 500 mililitre değil, 1 litreye kadar, 1,5 litreye kadar almanız mümkün oluyor. Onun için işte insanlar bunu yaptırıyor, zenginler. Çocukların plazmalarını kendilerine damar yoluyla veriyorlar. Bunu dünyada siyasetçiler de yapıyordur eğer ünlüler Yapıyor. yapıyorsa. Yapıyor. Yani ünlüler tabii. Ya yani bu biliyorsunuz şey bir şey. Sonuçta bilime bu bilim biraz dark bilimdir bu. Dark science dediğimiz. Hani dark web var ya. Bu Hani bilim etiğine aykırı değil. Öyle anlıyorum. nasıl? Bilim etiğine aykırı değil bu. Ya bilimde etik olmadığı için her şey oluyor zaten. Cenin olayı nedir hocam? Ya cennet olayı da şu. Ya çocukların Yani var mı öyle bir plasentasında faydası gerçekten? Bu Çin'de var. yok. Özellikle Bütün sosyetede de söz konusu. dünyada var. Mesela şimdi egzozom denen bir şey çıktı. Çocukların kök hücreleri alınıyor bu şeyden, göbek kordonundan, göbek bağından. O kök hücrelerin içerisindeki proteinler elde ediliyor. Ve onları insanlar yüzüne, gözüne, her yerine enjekte ettiriyor ve genç kalıyor. Buna da egzozom terapisi adı veriliyor. Bunu yaptıranlar var. Yani cininlerin göbek kordonlarından ya da cininlerin plasentalarından. Bu proteinler elde ediliyor. Bu dünyada en çok yapılan yerde Kore. Kore bu işte rejeneratif tıpta en ileride. Onlar bu işi yapıyor. Onun için Kore'de bu bir hastalık. Yani Kore'de egzozom, işte göbek kordonu kaynaklı kök hücre egzozomları, plasenta egzozomları dediğimiz proteinler insanlara veriliyor. Genç bırakıyor mu? Tabii. Yani yüzünüz geriliyor. Daha genç kalıyorsunuz. Yani millet bunu seviyor yani. Üzgünüm. Ha. Koreliler hep genç zaten hocam bakınca. Ama biliyorsunuz bodur tavuk her daim piliç olurmuş. Biliyorsunuz şöyle bir şey var. Gerçekten de ilginç bir şey var. Kısa boylu insanlar daha geç yaşlanırlar. Bu biliniyor zaten. Ya yani bu bir net bilgi zaten. Onun için Bu genetik her değil ama zaman iskelet yapımızla alakalı bir şey herhalde, değil mi? gene genle ilgili bir şey. Mesela bu şöyle oluyor. Mesela küçük köpek cinsleri her zaman uzun yaşar. Mesela kanişler 15-20 sene yaşarken Doberman büyük köpekler 8-12 sene yaşarlar. Yani bir hayvan kendi içinde bile, tür içinde bile küçük olan hep uzun yaşar.